Oyun Sancak'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2016'nın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son 1. devreyi kapattık. Nasıl denir ona? 1. devrenin transfer dönemine geldik. Transfer döneminde herhangi bir şey yaşanmadı. Ne denir ona? Action yaşanmadı. Caner'e bir teklif geldi. Şimdi Caner'in sezon sonu bitiyor sözleşmesi. Ama kabul etmedi. Diego'yu ve Ronaldinho'yu satışa çıkardım. Onlara da bir teklif gelmedi. Ve şimdi gördüğünüz üzere Gençler Birliği ile Türkiye Kupası maçı yapacağız. Fakat daha önemlisi 3-4 gün sonra unuttum. Buradan da bakamayacağım şimdi. Beşiktaş'la maçımız var. Puan farkı 7 biliyorsunuz. Önemli. Asıl önemli maçımız o. Ben şimdi bu kadroyu ayarlayayım hemen. Hasan Ali. Tamam. Gökhan Gönül geliyor. Çok önemli bir haber. O zaman Alper'in yerine de Diego girsin. Meraleş. Benim orta saham Souza, Ozan ve Alper veya Meraleş. Yani bu böyle ol, yani böyle istiyorum şu anlık. One person yerinde Fernando. Önemli maç değil. Katı biliyorsunuz. Nane çıksın. Potuk girsin. Evet, maç başlıyor. Dediğimiz gibi Türkiye Kupası benim 3. planımda. Ligde dedim. Grupta 3'te 3'te gidiyorduk. Bu 4. maçımız. Maç başladı. Bu arada grupta hiç gol yememişiz. Bu da ilginç bir haber. Gençler Birliği'ne İrfan Kahveci'yi çok beğeniyorum. Daha 20 yaşında gelişebilecek bir oyuncu. Bu adam orta sahada oynamıyor mu ya? Orta sahanın sağında oynuyormuş. Of, yine direk. Direkler bizi bitirdi ya bu sezon. Nani, Ronaldinho, Van Persie. Bunlar hep direklerden dönen şutlara o kadar çok ki. Ve Ronaldinho. Hayret. Kaç ay sonra gol attı acaba? 1-0 öndeyiz. Diego'nun satılmasını istiyorum. Şu an değeri 15,5 milyon. Ben biraz abarttım. 33 milyondan satışa çıkardım. Para kazanayım diye. Onu çekeceğim. 22 milyona çekeceğim. 22 milyondan satışa çıkaracağım. Hatta şimdiden satışa çıkarayım. Kulüpleri öner. 22,5'tan önerelim. İkinci yarı başlasın. Evet, önemli olan şu an bu maç, sonraki maç Beşiktaş derbisi kendi sahamıza. Evet, sakin geçiyor maç. 39.330 kişi izliyor maçı. Güzel rakam. Türkiye Kupası için güzel rakam. 40.000 kişi. Daha bir de gruptayız yani. Mehmet Topuz'un gelişmesi zaten maalesef çok kötü. Golü! Oh, Doğa! Doğa attı. 1-1 oldu. Evet. Puan kaybediyoruz galiba. Ve maç bitti. 1-1. Evet, bitti. Şimdi Beşiktaş'la olan maçımız geliyor, çatıyor. Bakalım.
sezonun maçına geldik. Fenerbahçe Beşiktaş. Evet, niye sezonun maçı? Şu puan durumuna bakarsanız Beşiktaş 37, biz 30 puandayız. Fark 7. Eğer burada puan kaybı yaşarsak Valencia, uf, Diego'yu istiyormuş. Hadi inş canım ya. Alırsınız inşallah. Hemen veririm. Vereceğimmiş. Evet. Bunu inşa yapmasını bozuyor. Evet. Bunlar nasıl? Güzel. Burası güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. O da düşmüş. Caner gibi zaten düştü ama asist çok yapıyor Caner. 8 asisti var şu anda. B takımının çok asist yapan oyuncu. Ve artık maç başlasın. Evet, maç başlasın. Başarılar Fenerbahçeliler. Bu maçı kesin kazanmamız gerekiyor. Hadi çocuklar, hadi. Ah be Vampers, ah. Kazanacağız oğlum, hadi be. Nani kaçırdı. Ah be oğlum be. Van Persie! Van Persie! Robin Van Persie 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 18. Eyvah. Volkan çıkardı. Çok güzel. Aman. Hadi. 2 mi geliyor oğlum? Boyko çıkardı. Kazanalım bu maçı. Hadi be. Ve iki yarı bitti. 1-0. Öndeyiz. Alperzak da 30 sayı derleyip toplayan. Yani şu oyuncu 7'nin aşağısını oynamıyor. Maçlardan herkese atar var. Kovic! İkinci yarının başında asıyor. Golü 2-0 oluyor. Of be. Dedim Ozan 3. golü mü attı? Yıkarız buraya valla. Çok önemli maç. Şok. 2-0 öndeyiz. Uzak direğe. Alper! Ah be Alper! Alper 9'da oynuyor şu an. Ah be Caner. Oyuncu değişikliği yapalım. Çok iyi oynuyorsun Alper. Ozan çıkıyor. Raul Meireles oyuna giriyor. Orta sahayı biraz dinamikleştirelim. Dakika 65'ten aşağı yukarı çıktıkça. Kayer! Ah be Kayer. Üçüncü golle çok yaklaştık. Derken Robin Van Persie. Dakika 67, 3-0. Oh be. Kazanmamız çok önemliydi. Yalnız istatistiklere bakarsanız 18'e 2 şut. Beşiktaş'ı ezdik gençler. Ezdik. 3-0 öndeyiz. Mario Gomez hiçbir şey yapamadı bu maçta. Sosa bir şeyler yapmaya çalışıyor da. O da yapamadı. Ve Fenerbahçe 3, Beşiktaş 0 maçın sonucu. Robin Van Persie, Alper Potuk. Çok önemli oyuncular, çok. 3-0 kazandık be. Çok güzeldi. Bravo çocuklar. Karşıyaka Fenerbahçe. Maçımızın adı bu. Kupa maçı. Bu arada gruptan çıkmayı garantiledik. Çıkıyorum. Karşıyaka deplasmanına. Yine Buca stadında oynanıyor. İzmir'deyiz. Karşıyaka sevdiğim bir kulübümüz. Onların durumu nasıl? İkinci sıradalar. Gençler Birliği'ne geçmişler. Güzel haber. Uf, direkten döndü.
Evet, sakin geçiyor maç. 0-0. Dakika 40'a geldik. Ronaldinho sakatlandı. Ronaldinho sakatlandı. Volkan Şen solu çok seviyor ya, sol açığı. İlk yarı 0-0. İkinci yarı başladı. Hadi bakalım. Fernando! Volkan Şen asist yaptı büyük ihtimal. Hayır, Hasan Ali yapmış. Evet. Evet, 1-0 hala öndeyiz. Karşılaşmayı sadece 2000 kişi izliyor ya. Diego oynamıyor ya. Satılsın gitsin şu adam ya. Kaç para? Yıllık kaç alıyor? Abi yıllık 13 milyon lira alıyor şu adam ya. Allah kahretsin. Bitti mi? Necati oyuna girmiş. 36 yaşına gelmiş o da. Ve maçı kazandık. 1-0. Türkiye Kupası'nda durum böyle. Yavaş yavaş indireyim bakın siz de. Tabii maç eksiklikleri var. Bursa, bu ilginç bir sonuç. A grubunda Bursa hala gruptan çıkma şansı var da yani şu grupta nasıl birinci olamıyor? Burada Konya'nın biraz düşük. Galatasaray 1-4. Wow, sadece bir galibiyet almış 5 maçta. Kasımpaşa domine etmiş bunu. Beşiktaş burada öyle. Eskişehir, Trabzon, Giresun 7'şer puan. Trabzon, Giresun çekişiyor. Burada Osmanlı'nın çıkamaması ilginç. Evet. Evet, bir gelişme var. Caner Erkin gelecek sezon Stoke City'de, İngiltere'de. Caner Erkin'in biliyorsunuz bu yıl sözleşmesi bitiyordu. Stoğa gidiyor. Başarılar diliyorum. Ben Caner'i oynatmak istemiyorum açıkçası. Yani Caner gördüğünüz üzere bize fazla yararı yok. Ya asistlerde görüyorsun ama defansa yararı yok. Ya defansa yararı olmayınca ben tutmam yani takımda. Evet, şimdi Başakşehir deplasmanı var. Çok 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 önemli bir maç. Şimdi Beşiktaş maçını kazandık. Stat full bu arada. Beşiktaş maçını kazandık. Bu maçı kaybedersek bir anlamı olmayacak. Gökhan Gönül geri geldi. Ah be Gökhan'ım, hoş geldin be. Seviyoruz seni be Gökhan. Şener, Allah, eyvah. Ne yaptık? Kimi çıkardık? Katleş çıkarmışız. Souza'yı alacağız. Şöyle yapıyoruz. Şunu hücum yapıyoruz. İki yönlü orta sahasın sen de. Souza zaten biliyorsun. Nani. Böyle kanat oyuncusu. Biraz hücum oyna. Sen de fırsatçı golcüsün. Evet. Abdülhamit Bağ niye oyunda? Bruno mu sakat? Cezalıymış. Peki oynasın. Caner oyunda bildiğiniz gibi. Ve Başakşehir Fenerbahçe maçı artık başlasın. Bu maçtan neyse. Beşiktaş kazanmış. Puan farkı hala 7. Galatasaray'da kazanmış ve ikinciliğe yükselmiş. Berabere dahi kalsak 3. sırada kalıyoruz. Çok çok kötü. Hadi be. Başakşehir kaçıncı sırada? 10. 6-6-7. Ortalama bir oyun çiziyor. Sezon çiziyor Başakşehir. Şimdi hadi kazanalım şu maçı be. He? Kazanır mıyız? Taraftarlar cevap verdi. Serbest vuruş.
Hadi oğlum. Ah ben hani ya. Volkan. Emre oynuyor mu? Emre oynatmıyor. Gol mü? Markovic. Lazar Markovic 1-0 öne geçiyoruz. Oh be. Bir dakika. Beşiktaş kazanmamış lan. Bir tam kazanmış. Aklım 6 puandı fark diyorum. 7 puan da kazandık. 4'e inmiş. Tamam. Sorun bende. Kazanmış Beşiktaş. Şimdi Markovic'ine. Yalnız Lazar Markovic biliyorsunuz Liverpool'dan kiralık. Gidince sağ kanadı nasıl dolduracağız bilmiyorum. Ronaldinho'yu göndereceğim. Kanada oyuncu almamız lazım. Ah be kaya! Edin Veç'e kendi kalesine atıyor. 2-0 be. Bu deplasman zordu. Hala maç bitmedi tabi. Penaltı. Volkan Şen oyuna girdi. Raul Meireles Ozan'ın yerine girdi. 2-1 öndeyiz. Gol yememek lazım. Bekir İrtegün eski takımını atıyordu az daha golü. Caner atıldı. Ya 15 dakika 10 kişiyle oynayacağız. Oh ya, oh be. Hadi. Eyvah, eyvah. Aman, aman. Serbest vuruş verdi. Uzaktan Volkan çıkardı. Dakika 90, 2 dakika uzatma verdi hakem. Maç bitir hakem, bitir yeter. Yine korner. Aman. Kazandık. 2-1 kazanıyoruz. Beşiktaş 3-0 kazanmış. Şener Erkin'e şöyle bir hafta maaşını keseceğim. O da adil değil diyecek tabii gördüğünüz üzere. Evet, puan durumu böyle 40 36 35 diye gidiyor. Şimdi Ümraniye maçımız var. Ümraniye maçına geçmeden 8. bölümün sonuna gelelim. Evet, fikstürümüze de bakalım. Kaç maç oynadık biz? 4 maç oynadık. Gençlerbirliği ile kupada berabere kaldık. Beşiktaş'ı yendik. Başakşehir'i yendik. Süper Lig'de geri geliyoruz, geri. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.